الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. عزيز دين المحترم mensupları, Rabbimiz nasip ederse bu haftaki sohbetimizde Yahudilik, dünya birleşme ve Siyonizm konusunu anlatmaya, Kur'an çerçevesi içerisinde anlamaya çalışacağız. Çünkü neden? Çünkü biz düşmanımızı bilmeden düşmanımız içimize giriyor, bize benziyor ve biz zannediyoruz ki yaptığımız her şey İslam artık. Çünkü adamlar öyle sistemli çalışıyorlar ki bu sistemlerini öyle oturtmuşlar ki, Siyonizm sistemini kastediyorum, artık camiye gelen müminlerden bile onların taraftarı var, sevdalıları var. Lyons Lotary kulüplerinde üye olup camilerde efendim ibadet eden Müslüman görünümlü Siyonistler var. Ve bu anlamda Yahudileri iyi tanımak lazım. Müslümanlar dünyevileştiler. Adeta Yahudileşmeye başladılar. Bunun da frenini çekebilmek için tarihi serisini şöyle bir göz önünde şerit halinde aktarmak istiyoruz Kur'an ayetleriyle. Aziz dostlar, güzel insanlar, bunu neden yapıyoruz? Biraz önce okuduğum Maide suresinin 51. ayet-i kerimesinde Rabbimiz diyor ki: "Ya eyyellezine amenu, ey iman edenler, la tettehizul yehuda ven nasara." Sakın ha sakın Hristiyanları ve Yahudileri edinmeyin. Ne edinmeyelim ya Rabbi? Evliya. Onları dost edinmeyin. Çünkü onlar ba'duhum evliyahu ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Yani bazen çekişir görünürler. Yani o dünyada her zaman ola gelen şey. Ama öyle değil aslında. Onların tek hedefi vardır, Müslümanlardır. Müslümanların yok olabilmeleri ve yeryüzünde tek hakim kendileri olabilmeleri için her türlü gayreti sarf eden alçak insanlardır. Geçti Üstad Necip Fazıl Kısakürek böyle seviyesiz insanlara alçak kelimesini kullanmasında taraftar değil. Çünkü alçağın bile bir seviyesi vardır. Bunlar çukur insanlardır. Yani çirkef insanlardır. Ve nitekim Rabbimiz bunları aşağılık maymunlara çeviren, domuzlara çevirdiği, domuzlaşan ve maymunlaşan ve böylece de dünyevileşen mahluklardır. Ve yeryüzünü ifsad eden, bozan, en çok peygamberin geldiği kavimden bahsediyoruz. Ve ondan dolayı da aziz dostlar, güzel insanlar, bu anlamda Yahudiliği iyi bilmek zorundayız. Yahudileri iyi tanımak zorundayız. Onu tanırsak zaten dünyevileşmeyeceğiz ve Siyonistlerin de oyunlarına gelmeyeceğiz. Şimdi bakınız, her asrın firavunları vardır. Ve firavunlarının mutlaka yanında tağutları vardır. Tağutlarının içerisinde mala, mülke sevdalı olan, maldan gücünü alan hamanlar vardır. Ve bu anlamda tağutları vardır dedik. Yani belamları vardır. Her firavunun her zaman olmuştur. Onun için de aziz dostlar, güzel insanlar, firavun deyince sadece firavun bir tane de yoktur ha tarihte. Birçok firavun vardır. Kur'an anlatır. İşte onlardan bir tanesi Musa Aleyhisselam'a musallat oluyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın da muhatap olduğu bir firavun var. Hatta Hacer annemiz o zaman Mısır'a gittiği zaman, Kur'an'da da geçer hani Mısır'a gittiğini, orada Hacer annemizi ona verirler. O Mısırlı bir kızdır Hacer annemiz. Ve böylece akrabalık bağı kurmak ister İbrahim Aleyhisselam'la. Aziz dostlar, güzel insanlar, İşte onun için de bu anlamda firavunlar çok. Firavunların Karunları da çok. Ondan istifade eden yalaka grubu. Efendim bunun yanında belamları da çok. Onların körü körüne savunucuları da çok. İşte bu anlamda insanlar
hata yapabilirler. Ama müminler hatada ısrar edemezler. Müminler de hata yapabilirler ama ısrar edemezler. Ne yaparlar? Basiretlerini ve ferasetlerini çalıştırırlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz en çok tekrar ettiği kıssa Yahudi kıssalarıdır. Neden acaba? Çok merak ettim. Allah Allah, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok surede var ki yani. Her surede neredeyse temas edilecek 114 surenin belki 50 suresinde vardır. Niye acaba dedim. Merak ettim. Araştırınca öğrendim ki Rabbim diyor ki bak Yahudiler böyle yaptılar. Siz de bu hatalara düşmeyin. Bak ben onlara ne kadar kıymet verdim, değer verdim. Değer verdikçe azdılar. Azdıkça azdılar ve sonra ben onları helak ettim. Sonraki nesillerine yine fırsat verdim. Yine onlar da fırsatı kullanamadılar. Bir daha helak oldular. Bir daha. Şimdi Allah rahmet eylesin, babam derdi ki en güzel, dünyanın en güzel yeri Türkiye. Türkiye'nin en güzel yeri Hatay. Hatay'ın en güzel yeri 4 yol. 4 yolun en güzel yeri, biz Ocaklı'da otururuz, Ocaklı derdi. Ocaklı'nın en güzel yeri benim evim derdi. Niye? Kendisinin evi olması güzeldir elbet. Ama baştaki söze geri dönersek en güzel yer neresidir dünyanın? Vallahi Türkiye. Cennet mekan bir yer vermiş Rabbimiz bize. Bunu elimizden alamaz mı? Afrika'ya döndüremez mi burayı? Gücü yok mudur? Suriye'ye döndüremez mi? Bak hemen yanı başımızda. Bak hayat yok orada. Ölüm var durmadan. Kan var, gözyaşı var. Veya Arakan'a çeviremez mi? Veya Doğu Türkistan'daki hem de ırktaşımız olan kardeşlerimizin çektiği çileleri bize çektirtiremez mi? Ha buna benzer çileler çektik biz de tabii millet olarak. Bizler de Fransız işgallerine uğradık değil mi? Yani Kurtuluş Savaşı verdik, Çanakkale Savaşı verdik. Hangi cephelerde neler yaptık biz tabii. Tam Malazgirt'ten millet olarak durmadan mücadele içerisindeyiz. Devletimiz yıkıldı ama hiçbir zaman devletsiz kalmadık elhamdülillah. Vatansız kalmadık elhamdülillah. Hiçbir zaman kimsenin de boyunduruğuna girmedik elhamdülillah. Bunlar bizim kıvancımız, övüncümüz. Ama elimizden alır mı almaz mı Allah? Oraya gelelim geri. Alır vallahi. Ne diyoruz? İçimizdeki sabi çocukların yüzü su hürmetine diyoruz bazen değil mi? İyi kimselerin yüzü su hürmetine. Öyleyse iyileri arttıracağız. Sabilerimizin ve iyi insanların dualarını alacağız. Ve hep uyanık olacağız. Uyanık. Su uyur, düşman uyumaz. Atasözü yanlıştır. Su normalde asker demektir. Asker uyur, düşman uyumaz. Onun için de asker de uyumamalıdır der atalar. O söz de birazcık yanlış kullanılır. Yani burada şunu demek istiyor. Asker uyursa düşman uyumadığı gerçek, düşman ne yapar? Ele geçirir. İşte Yahudiler uyumuyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Hem de olmayan vatanlarını oldurdular mı 1948'de? Oldurdular. Olmayan güçlerini arttırdılar mı? Yahu bunların Nazi katliam yaptı bakınız. Biz ona karşıyız. O da caiz değil. Hiçbir insan yakılmaya, her ne suçu varsa, günahı varsa da doğru değildir. Suçu varsa, öldürmüşse öldürülür. Kısas uygulanır. Kur'an söyler. Kısas vardır. Ama nasıl öldürdüyse öyle öldürülebilir. Ama hiçbir insan fırına atılıp da yakılmayı hak etmez. Ve bu da doğru değil. Ben bizatihi gittim Fransa'da gördüm. O fırınları da gördüm. Vallahi halen insan kokusu var. Yanık insan kokusu. Hani burnumuzu kapatarak girdik çıktık. Kampına gittik bizatihi. Aman ya Rabbi. 1900 biliyorsunuz 40'larda olan bir olay bu olay. Binaenaleyh o zaman fayanslarla böyle havuzlar yapmışlar. Bize fayans ne zaman geldi? Fayans en erken 70'li yıllarda falan gelmiştir yani. Bakın adamlar fayans bile o zaman yapmışlar. Fayanslarla havuzlar, asit havuzları yapmışlar. İnsanları oraya daldırıyorlar. Nasıl yanıyor? Deney yapıyor bilim adamları. İnsan üzerinde ve bunu da Yahudiler üzerinde yapıyor. Doğru mu? El cevap yanlış. Bu alçak Yahudileri o gün Naziler kovdular, sürgün ettiler. Biz sahip çıktık biliyor musunuz? Osmanlı döneminde de biz sahip çıkmışızdır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de biz sahip çıkmışız. Ama hep bizi arkamızdan vurdular. Hep bizi içimizden oydular. Bizi birbirimize düşürdüler. Ve bundan dolayı da aziz dostlar, güzel insanlar, bizim Yahudileri iyi tanımamız lazım. Yahudiler kadar nankör, Yahudiler kadar aşağılık bir millet yoktur. Hazreti Musa'nın
peygamberlik oluşu serüvenini anlatmayayım. O uzunca bir olay. Onu başka bir zaman size anlatma sözüm olsun inşallah, anlatayım. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Rabbimiz sarayında büyüttü. Firavun'un sarayında büyüttü. Olmazları oldurdu. Bak dedi Firavun, sen istediğin kadar kahinlerinden şey yap. Önceden bilgi al. Seni bir tane erkek çocuk, tek yılda doğan bir erkek çocuk peygamber olacak. Ve seni de dinin de helak edecek. İstediğin kadar de. Olur mu? Olmaz. Allah çünkü ve huve ala kulli şeyin kadirdir. Ve nitekim sarayında büyüttü. Ve sonra Musa Aleyhisselam uzundur. Bir insana kazara öldürdü. Hazreti Şuayb'ın yanına gitti. Tabi oraya gitmesinin de sebebi var. Nedir? Peygamberlik mektebine kaydoldu. Hazreti Şuayb peygamber çünkü. Sonra onun kızıyla evlendi. Sonra da yetişti. Ve sonra peygamber olduğu halde geldi. Uzundur hikaye. Ben burayı daha sonra başka bir zaman anlatacağım ama bugün mevzumuzu anlatalım diye anlatıyorum. Mukaddes Vadi Tuva denilen yerde, Şam çölünde, Tur-i Sina Dağı'nın eteklerinde bir vadi bu. Orada olduğunu diyenler de var veya efendim Kabe'nin olduğu yer diyenler de var. Mukaddes, çünkü orasıdır asıl ilk mukaddes kılınan yer diye. O önemli değil. Binaenaleyh Hazreti Musa oraya gelince, Kasas suresi 30. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle diyor. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah dedi ve ona tebliğ etti dinini. Dinini tebliğ ettikten sonra Hazreti Musa bu ağır yükü de yüklenince dilinde de hafif bir sorun vardı. Tam iyi anlatamıyordu. Küçükken, anlatacağım ileride dedim ya, inşallah anlatırım, merak edin böylece. Bir kömür parçasını ağzına atınca dili yandı. Dili yanınca da hani biz peltek deriz, peltek konuşur. Konuşurken tam kelimeleri telaffuz edemez. Mesela diyelim ki, nasıl, iyi misin? Böyle konuşur. Böyle konuşan bir adamdan tebliğ dinlemek, yani dini dinlemek hem zor olur hem de başarılı olmaz. Hani karşıdaki anlamayacağı için. Dedi ki, ya Rabbi ben dedi, dilim çok iyi değil. Benim biraderim Harun var, o daha iyi. Bak. Şimdi bize deseler ki sana al bakayım şu müdürlüğü. Hemen ne yaparız? Çifte telli atar mıyız? Atarız tabii, makam veriliyor bize. Musa Aleyhisselam'a bak, kurban olduğumun güzel peygamberi. Ona peygamberlik veriyor. Diyor ki ya Rabbi ben bunun hakkından gelemem. Bu makama ben layık değilim. Kardeşim Harun'a ver. Çünkü dilimde de sıkıntı var. Rabbim dedi ki, sen dedi peygambersin, o da senin yardımcın. Onu da sana yardımcı olarak veriyorum. Sen dedi dua et, duan kabul olur. Duasını biz hep yaparız vaaza başlarken. Nedir? Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bu duayı hep yaparız. Dikkatinizi çekiyordur. Vaaza başlamadan önce. Ne demek? Ya Rabbi sadrımı genişle, dilimdeki düğümü çöz, dediklerimi anlaşılır kıl. Bunu dedi ve dili çözüldü. Artık konuştukları da anlaşılıyor. Geldi Firavun'a dedi ki, ben Allah'ın peygamberi Musa'yım ve ben senden iman etmeni istiyorum. Gel tevhid akidesine gir. Hazreti Musa Aleyhisselam'a böyle deyince dedi ki, bir mucize göster bakayım dedi. Elini koynuna sokuverdi, yedi beyza mucizesini gösteriverdi hemen. Aa dedi, vah bu sihirbaz dedi. Hemen yanındakiler dedi ki, büyük bir sihirbaz. Ne yapalım? Bizim bir bayram günümüz var, o bayram gününde bununla bir yarış yapalım. Tamam mı? Tamam. Dedi ki, ya Musa filan gün gel, benim sihirbazlarımı yen, ben de senin dinine gireceğim. Ve o ayrıca demişti ki, İsrailoğullarını da bana verir misiniz? Veririz dedi. İsrailoğulları hangi soydan geliyor? Yine İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den gelir. İsrailoğulları ise Hazreti İbrahim'in Sare'den olan İshak'tan gelir. Ve böylece gelirler yani. Hazreti Yusuf falan hep İsrailoğullarıdır. Hazreti Eyüp peygamber. Binaenaleyh Hazreti Musa Aleyhisselam'a tamam dedi. Ve o gün geldi. Onlar ellerindeki ipleri,
ayette de geçer. Ben hemen hızlı geçiyorum. Ellerindeki ipleri yere attılar ve sanki yılan oluyormuş gibi gösterildi. Yılanmış gibi. Böyle yılan oldu yani. Hani göz boyama olayı. Sihir odur zaten. Göz boyama olayı yaptılar. Yani yılan gibi oluverdi. Oluverince Hazreti Musa Aleyhisselam asasını, özel bir asadır. Şu anda Topkapı Sarayı'ndadır o asa. Kutsal emanetlerdedir. Mutlaka gidip ziyaret ediniz oraları. O da ayrı bir manevi zevktir. Orada bizim peygamberimiz ve birçok peygamberlerle alakalı kutsal emanetler vardır. Onları da görün. O asa da oradadır. O asayı yere bir bıraktı, koca bir ejderha oldu. Ejderha olunca hepsini yutuverdi. Oo dedi, bütün ama bütün sihirbazlar hep dedi ki bu sihir değil dedi. Bu apaçık bir mucize. Çünkü sihiri biliyorlar onlar. O ilmi biliyorlar. Ve hemen secdeye kapandılar. Biz dediler Musa'nın Rabbine iman ettik. İman ettik dediler. Firavun çok kızdı. Dedi siz ben demeden, ben müsaade etmeden siz nasıl olur da dininizi değiştirirsiniz? Sizin dedi ayaklarınızı, kollarınızı çaprazlama keserim dedi. Budarım sizi dedi, aynı asma budar gibi. Onlar dediler ki biz Allah'ın bir olduğuna iman ettiğimiz için bizi keseceksen de öldüreceksen de bu bizim için şereftir dediler. İşte iman budur. Hiçbir korku, hiçbir tedirginlik bizi davamızdan vazcayırmamalıdır. Ölümse ölüm, kalımsa kalım. Hani ne diyor bizim askerlerimiz de hep söyler. Şehadet şerbetini içmek niyetiyle mücadeleye gittikleri zaman her zaman söylerler tarihten beri. Gidersek, şehit olursak cennet bizim. Yok geri dönürsek devlet bizim. Bu kadar basit. Biz böyle bir ruhta büyümüşüzdür. İslam ruhu da budur zaten. Ve nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun inayetiyle, yardımıyla bu mucize gerçekleşti ama Firavun yok. Sözünde durmadı. İsrailoğullar dedi ki sabah olmadan hemen hareket edelim. Bu adam sözünden cayacak, bizi hepimizi köleleştirecek. İsrailoğulları dinledi. Hep beraber çıktılar. Ben daha burada anlatacağım çok şey var da anlatmıyorum ha. Bir başka zaman anlatırız inşallah. Hazreti Musa'ya 9 tane mucize verilmiştir. Mesela ayeti okuyayım isterseniz. Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Hani Musa onlara gelmiş, Firavun da ona. Ben senin kesinlikle büyüklendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise iyi biliyorsun ki bunlar ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun ben de seni kesinlikle helak olmuş biri olarak görüyorum demişti de bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep beraber bir suda boğduk. İsra suresi 101, 102, 103, 104. ayet-i kerime uzun bir ayet. Burada diyor ki 9 tane mucize vermiş. Ne bu mucizeler? 1. Allah-u Teala Celle Celaluhu tufan mucizesi, çekirge mucizesi, haşere mucizesi, kurbağa mucizesi, beyaz el mucizesi ve kan mucizesi, denizin yarılması mucizesi, taştan su fışkırma mucizesi gibi ayrıca asanın işte ejderha olması gibi birçok ve 9 taneye tekabül eden büyük mucizeler verdi. Allah-u Teala Celle Celaluhu bunu görmelerine rağmen bu millet bakınız ne yapıyor. Tam Kızıldeniz'in kenarındalar. Ve bir de baktılar ki arkadan Firavun hışımla ordusuyla geliyor. Hemen başladı İsrailoğulları. Mızmızlanmaya başladılar. Böyle mızmızlanan insanlar çoktur aramızda. Hemen evhamlanmaya başlar. Hemen kötü düşünmeye başlar. Hemen üzülmeye başlar, ağlamaya başlar, sızlamaya başlar, mızmızlamaya başlar. Böyle insanlar etrafınızda vardır ve toplumun da moralini bozan insanlar da bunlardır. Demişler ki bak görüyor musun senin olmayan o aklına uydum. Gördün mü bak bizi şimdi bizi parçalayacak. Ha biz köle olarak hiç olmasa yaşayacaktık, şimdi öldürecek bizi. Musa Aleyhisselam diyor ki durun sabredin. Allah bize bir çıkış yolu gösterir. İman budur. Allah bize bir çıkış yolu gösterir diyenlere Allah bir şeyler verir.
Ama ayda önümüz su dedi Yahudi. Önümüz su, arkamız koca ordu. Kesin öldük canım, kurtuluş var mı? Yok. Yani gökten bir el alıp da bizi buradan çıkaracak hali yok ya. Suyun yarılabileceği bile akıllarına gelmiyor. Olmaz diyor yani. Gittik, bittik, mahvolduk, yandık. Amanın, amanın demeye başladılar. Hazreti Musa'ya Allahu Teala diyor ki ilham ettik. Hemen suya asanı vur. Asasını vurdu bunlar. Bunlar da çok enteresan bir millet. 12 boydan oluşuyor bunlar. Yani Yahudiler bir boy değil. 12 boy, 12 boy da birbirleriyle uğraşıyor. Öyle kıskançlar, öyle efendim kibirliler. Onun için de 12 tane yol açtığı rivayet edilir. Yani bir tane de açmıyor. Herkesin, her boyun yolu ayrı olsun. İleride mesela susadık diyor, kayadan 12 tane göz su veriyor. 12 tane göz su. Niye? Her biri suyunu içsin diye. Çünkü suyu biz önce içeceğiz, onlar içecek diye kavga edecekler. Biliyor yani. Allah-u Teala biliyor ve mucizeyi de ona göre veriyor. Ve nitekim suyun içine girdiler, yarıldı. Şöyle düşünün ki su böyle yarılmış, arası boşluk. Hadi bakayım içinden gidiyorsunuz. Yani hakikaten tedirgin olacak bir durum. Öyle kolay da bir durum değil ama adamlar gittikleri halde, mucizenin içerisinde yaşadıkları halde ne diyorlar biliyor musunuz? Musa, diğer taraftakileri boğdurtturdun, şimdi sıra bize geldi değil mi? Biz de az ileriden boğdurtturacak. Sözlere bak, şu söz söylenecek laf mı? Hazreti Musa Aleyhisselam asasını tak 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 vura vura pencereler açtı. Diğer boyları da geçtiğini gösterdi onlara ve böylece geçti. Geçerken Firavun'un ordusu da içinden geçti. İşte İsra suresinin o ayetlerinde ifade edildiği gibi. Sonra onlar, yani Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları geçince su kapandı. Su kapanınca boğulmaya başladı. Firavun dedi ki ben de iman ettim dedi. Ben de iman ettim. Hani bazıları var ya aramızda. Oluyor ya bazen. Ya Allah affeder ya. Her türlü nane yiyor ya. Ben en son derim ya Rabbi ben affeyle diyeceğini umut ediyor. Dersen bile olmadığını Firavun'un ölümünde gör. Demek belki zor da, yani zor. Bugün diyemeyen adam estağfirullah, yarın demesi daha zor. Çünkü beyin kartlaşacak, et haline gelecek artık. Neysen olsun, değişmezsin. Belli bir yaştan sonra insanoğlunu değiştirmek mümkün değil. Onun için de ömür geçmeden, beyin artık sabitleşmeden tövbemizi yapmamız lazım. Her an, her namazdan sonra yapmamız lazım. Her namazdan sonra, ki iki namaz arasındaki günahlarımız silinsin de ola ki son namazımızdır, bir dahaki namaza yetişemeyebiliriz. Şu mezarlık bize bunu anlatıyor ama anlayabilene. Bakıyoruz ha ölmüş ya tamam hadi bakayım. Orada basıyor siyasi konuşmaya. Basıyor spora. Ayda her türlü şeyi konuşuyor. Ya ölü var burada ya bir ibret al ya. Alamıyoruz. İbret alamıyoruz. Niye? Çünkü artık sabitlenmişiz. Sabitleştik. Sabitleşince göz bir şey görmez oluyor. Kulak bir şey duymaz oluyor. Kalp bir şey anlamaz oluyor. Ve biz acayip ve garayip bir şey olmaya başlıyoruz. İşte İsrailoğulları da böyle olmuşlardı. Suyun içerisinde suyun yarıldığını görüyorlar. O mucizenin içerisinde geçiyorlar. Nankörlüğe bakınız. Diğer taraftakileri boğdunuz der mi diye soruyor. Geçtiler. Ya Musa dediler. Ya biz acıktık ya. Şu Tanrı'na dede. Bak 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 şu edepsizce lafa bakınız. Biz bir misafirliğe gidince bile bize aç mısın? Buyur yemek hazırlayayım deyince yo yo estağfurullah diyoruz yani. Aç olmamıza rağmen öyle diyoruz değil mi? Utanıyoruz ya. İnsan insandan utanıyor. Bunlar Allah'tan da utanmıyorlar. Tanrı'na söyle de bize bir sofra indirsin canım. Bir maide indiriversin yani gök sofrası. Allah-u Teala Celle Celaluhu bunlara bıldırcın etiyle kudret helvası indirdiğini Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 61'de ifade ediyor. Bunlar hepsi ayet ha. Öyle hikayeyi geyik anlatmıyorum. Kur'an'da bizatihi var bunların hepsi. Açık ve net bir şekilde. Yerken ne yapıyorlar biliyor musun? Bakın bıldırcın etini yiyorlar yani. Yerken ya Musa yok ya bize mercimek, sarımsak, soğan
Hani şu o bizim eskiden yediğimiz basit yiyecekler var ya. Ya ondan versin ya Allah. Böyle nankör bir millet. Sonra Hazreti Musa dedi ki, ya Harun dedi, sen burada kal, ben Rabbimden Tur-i Sina Dağı'nda vahiy alıp geleceğim. Gitti 40 gün orada kaldı. Bakınız 40 günde değişiklik olur mu? Bakın da görün. Samiri adındaki, ki onun da adı Musa'dır, o da Hazreti Musa ile yaşıttır. Meleklerin emzirdiği adam denilir ona. İleride inşallah detayını anlatırım. Devam edeyim, merak edin böylece birazcık. Araştırın, ben anlatmadan da bulabilirsiniz. Bu Samiri gelene kadar bir altın buzağı yapmış, herkes altın buzağıya tapmaya başlamış. Olacak iş mi? Dinleyelim. Hazreti Musa bir geliyor, bizatihi levhalar halinde. Gökten yazılmış levhalar bizatihi elinde gelmiş. Ve gelince bir de bakmış ki millet, ayda Hazreti Harun birkaç kişi hariç hepsi şeye eğilip eğilip kalkıyorlar. Secde ediyorlar altın bir buzağı. Hemen saçından, sakalından, yakasından toparlayıverdi. Dedi ki, anamın oğlu dedi. Sen dedi bunlara niye sahip çıkmadın? Bunlar niye böyle sapıttılar? Dedi ki, saçımdan sakalımdan çekme dedi anamın oğlu dedi. Hazreti Harun. Ben dedi ne yaptıysam dedi bu Samiri ya engel olamadım. Samiri sen bunu niye yaptın diyor. Allah-u Teala ayetinde var. Diyor ki, bana içimden bir ses böyle yap dedi. Dedi ki, bak. İşte böyle sağdan da yaklaşır şeytan. Bu şeytanın sesi. Firavun'un takılarından, bu pisliklerinden kurtul dedi. Ne yapayım? İçimden gel dedim, ateşe atalım. Ateşe atınca içimden yine bir ses dedi ki, ya bundan bir tane bir şey yap. Boş durma. Bir buzağı yaptım. Sonra affedersiniz buzağının kıçından ağzına kadar bir delik, ona da bir ovallık vermiş. Ses bir yerden girince öbür taraftan çıkınca ıslık çalar gibi, düdük çalar gibi ses yapıyor. Aa, bizim Tanrımız konuşuyordu. Sapıtmaya bak ya. Sapıttı mı? Sapıttı. Hazreti Musa aleyhisselam elindeki levhaları yere attı ve dedi ki, siz ne nankör bir milletsiniz. Ne aşağılık bir mahluksunuz. Onları tekrardan doğru yola getirdi. Onlar tövbe ettiler. Yoluna devam etti. Allah-u Teala dedi ki, Kudüs'ü fethini size yazdım. Gidin fethedin. Ama sizin elinizle fethedeceğim. Yani Rabbim istese kendisi fethedemez mi? Anında bir şimşek cezasını oradakiler hepsini un gibi yapar, yakar, kül eder yahu. Ama Allah-u Teala bazı şeyleri bizim elimizle yapar. Mesela malımız bizim mi zannediyorsunuz? Hani zengin olan kardeşlerime sesleniyorum. O mal sizin değil, Allah'ın. Allah sizin elinizle fakiri doyurmanızı istiyor. Yoksa fakiri isterse doyururdu. Fakirin hakkını size vermiştir. Vermediğiniz takdirde siz imtihanı kaybedersiniz. O mal sizin değil. Efendim ben kazandım. Ya sen neyi kazandın kardeş? Nereden neyi kazandın sen? Şeytan kandırmasın seni. Tabii ki çalıştın, çabaladın ama Allah verdi. Bir hadis-i kutsi'de diyor ki, ben ilmi isteyip çalışana veririm. Malı da istediğime veririm. Şimdi öyle sünepe, öyle kısırık adamlar vardır ki zengindir. Kafası da hiç çalışmaz. Ama zengindir yani. Babadan zengindir, atadan zengindir veya ne bileyim bir piyangodan zengindir. Bir şeyden zengindir canım. Adam elini atar. Geçen bir tane televizyonda çıktı. 10 sente bir tane yüzük almış kadının biri İngiltere'de. Sıkışmış. Demiş ki ya bunu da satayım diye düşünmüş, götürmüş. Yallah deyip 5 milyon Türk lirasına satmış. Meğer ki hepsi elmasmış. Buyur. Böyle zengin olur musun? Olur işte. Bunda emek mi var şimdi? Alın teri mi var? Geldi bu. Ama öyle adamlar vardır ki çok zekidir. Muhasebesi iyidir. Fikirleri iyidir. Çalışır çabalar ama olmaz. Olmaz. Ama şunu da antiparantez söyleyeyim. Hep şu duayı da edelim ha dostlar. Ya Rabbi, hesabını veremeyeceğimiz hiçbir malı bize verme. Ve bize vermediğin zaman da sabrını ver. Tabii ki mal olmaması da kötü bir şey. Allah korusun, hırsızlığa bile, cinayete bile insanı sevk edebilir bir anlık boşluk. Yokluk böyle bir şeydir. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Fakirin bir cebinde küfür gezer diye. Anında isyana düşebilir yokluktan dolayı. Onun için de fakir kardeşlerimiz sabır, zengin kardeşlerimizle cömertlikle
imtihanı. Rabbim iki imtihanı da iki zümrenin de kazanmasını nasip eylesin. Aziz dostlar, güzel insanlar, dedi ki gidin fethedin Kudüs'ü. Kudüs'ü fethedin dedi ama ne deseydi nankör adamlar? Sen mi dedi, Tanrın dedi, melekleriyle beraber gitsin fethedin, biz ondan sonra geliriz. Korktular. Bu ara antiparantez bunu söyleyeyim. Yahudiler kadar yeryüzünde ötlek, korkak bir mahluk yoktur. Bu ara mahluk kelimesinin hemen tercümesini söyleyeyim. Ben çünkü bu konuda çok eleştirilen bir adamım. Hoca diyor vallahi kürsüden adamlara mahluk dedi. Ulan mahluk yaratılmış demektir. Yani adam bilmiyor, onu hakaret zannetmiş. Mahluk yaratılmış demektir. Ben de bir mahluk. Ama eşref-i mahluk. O ise esfel-i safi. Aşağıların da aşağısı Yahudiler. Biz eşref-i mahlukuz inşallah. Onu da antiparantez belirteyim. Böyle yanlış anlamalara da sebebiyet veriyor. Onu arada sıkıştırmış olayım. Dedi ki gitsin kendileri yapsınlar. Allahü Teala Celle Celaluhu ne yaptı? Ayette geçiyor. Diyor ki onları biz tam tamına 40 yıl 40 yıl mecnun ettik diyor. Sina çölünde döndüler dolaştılar. Nasıl oldu bu? Sabahleyin kalktılar, ateşlerini yakmışlardı ya, ateşlerini söndürdüler, yürümeye başladılar. Akşama kadar yürüdüler. Yürüdüler, geldiler. Akşam oldu, geri oturdular, bir ateş yaktılar. Sabah kalktılar ki, aa dünkü yaptıkları ateş orada. Ateşin çünkü sönmüş ateş var orada. Döndüler, geldiler, fasit bir dairede böyle kısır döngü vaziyetinde, kelhimar, merkep gibi, su çeken, dolabı çeken, merkep gibi dönüp durmuşlar. 40 yıl sonra nesilleri düzeldi. Sonra Hazreti Musa'nın halasının oğlu olan Yuşa peygamber. Hani İstanbul'da da metfun denilir ama değil aslında. Filistin'de metfundur. Orada da olduğu rivayet edilir. Oraya da ziyaret eder insanlar. Hatta uzun bir mezarı vardır. Yani gidenler vardır. 2-3 metre, 4-5 metre bir mezar vardır. Binaenaleyh Yuşa peygamberin komutasında Kudüs'teki, ha bu ara Kudüs'tekiler de kim biliyor musunuz? Tarihte Conan denilen, hani Conan var ya, bir İzmandut gibi insan yarması barbar. Biz Türklere barbar diyorlar da asıl barbar onlar. Biz barbar hiçbir zaman olmadık. Biz her gittiğimiz yere merhamet götürdük. Ama bize barbar dediler. Neden? Çünkü kendileri barbar oldukları için aynada kendilerini gördüler. Barbar olan onlardı. Arnekalılar denilen tarihte bakarsanız Molla Gogol amcaya sorun, Arnekalılar böyle izbandut gibidir, iri yarı, kılıçları yallah deyip 1,5 metredir. Böyle adamlar olunca tırstılar. Yahudiler gidememişlerdi. Sonra 40 yıl sonra nesil değişti, Yuşa peygamberin komutasında Kudüs fethedildi. Fethedildi ama bir müddet sonra 100 bin kişi birden helak oldu. 100 bin kişi, Yahudilerden 100 bin kişi birden helak oldu. Helak olunca Yuşa peygamber bu işe şaşırdı. Elini açtı. Ya Rabbi dedi. Tamam şu 100 binin içerisinde 60 bini bu helaka hak ediyordu. Yani sana isyan ediyordu. Senin verdiğin nimetlere nankörlük ediyordu. Bunları anladım ama 40 bin teheccüd namazı dahil olmak üzere takvalı, senin hakkıyla senin emirlerini yerine getiren kullarındı, güzel kullarındı. Ya Rabbi bunları niye helak ettin? Rabbimizin cevabına bakınız. Hani bazıları diyor ya bana ne canım. Bana değmeyen yılan bin yaşasın. Yılanlar yılansa değer kardeşim. Onun için de müminler birbirini kollamak ve birbirine hayırlı bilgiler aktarmak zorundadır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bir mümin bildiği hayırlı bir bilgiyi kardeşine aktarmazsa ona ateşten bir gem vurulacaktır diyor. Gem kime vurulur? Hayvana, affedersiniz. Ateş nerede olur? Cehennemde olur. Yani ben biliyorum bir hayırlı bilgi diye ya söyleyeceğim şimdi yanlış anlaşılacak. Kardeş söyleyeceksin. Hayırlı bir bilgi ise söyleyeceksin. Belki de hayırsız bir bilgidir. Söyle, hayırlı olup olmadığı ortaya çıksın. Bir de bu var yani, söylemeden bazı şeyler senin için doğru olduğunu zannedebilirsin. Hele bir Kur'an sarrafhanesine koyalım. Hele bir peygamberimizin hayatına uyarlayalım bakalım uyuyor mu uymuyor mu. Bir başka kişi daha düşünsün bunun üzerine, araştırma yapsın demek lazım. Ve nitekim dedi ki Allah Azze ve Celle, o 40 bin kişi evet abid kullardı, zahid kullardı, benim hakkıyla emirlerimi yerine getiren gerçek kullarımdı. Fakat o 40 bin kişi, o 60 bin kişi uyarmadı. O 40 bin kişi
60 bin kişi uyarmadı. Demek ki ben biliyorum, yapıyorum, aman bana ne canım deme hakkımız yoktur. Bizi buraya çıkaran nedir? İşte budur ha. Buraya çıkınca ek bir ücret verilmiyor bize. Benim görevim belediyede, ben Payas Belediyesi'nin bir memuruyum. Binaenaleyh buraya, bizi buraya çıkaran şey işte bu sorumluluk. Bu sorumluluk bizi buraya çıkarıyor. Yarın bana da diyecek ki Rabbim, ey kulum bir de hoca sıfatın vardı. Anlattın mı? Anlattım ya Rabbi diyebilecek miyim? İnşallah diyebilirim. Anlatmaya devam ediyorum. Çünkü anlatmak zorundayım. Ben anlatmakla yükümlüyüm. Peki Yahudiler bununla da yetindiler mi? Dediler ki ya herkesin dediler bayram günü cuma. Biz iki farklı olsun. Biz insanlardan üstünüz. Onlar öyle der zaten Talmud'unda. Der ki biz insanlardan en üstünü biziz. Onun için de biz efendiyiz. Bütün insanlar da bizim hizmetçimizdir. Dedi ki biz bu anlamda bayram günümüzün farklı olmasını arzu ediyoruz. Bayram günümüz farklı olsun. Allah-u Teala dedi ki tamam, sizin bayramınızı farklı yapacağım. Cumartesi yapıyorum. Kur'an'daki ifadeyle sebt günü yapıyorum. Ama bir şartla. Buyur ya Rabbi. Bundan sonra bayram gününde balık avı size yasak. Tamam mı? Tamam dediler. Ama Allah imtihan edecek ya. Körfez düşünün. Biz daha iyi biliriz körfezi. İşte Payas'ımızın da hafif bir körfezi var. İskenderun körfezi var. Körfezin içine öyle bir balıklar geldi ki, düşün ki balıklar aynı şu Urfa'daki Balıklı Göl'deki gibi kaynıyor. Hani bir yem attığın zaman nasıl kaynıyor ya. Onun gibi kaynıyormuş. Yani kepçeyi at at al. Öyle oltaya gerek yok. İçinizdeki balıkçıların şimdi canı çekti ha. Vah be, böyle bir şey olsa da biz de balık avlasak dediniz ya. Eminim öyle demişsinizdir. Ama imtihan bu. Allah korusun imtihanı kaybederiz. Ya ne yapalım dediler. 12'de, gece 12'den sonra da balıklar geri gidiyor. Dediler ki biz bu körfezin önüne hemen bir tane şey çekelim. Ağ çekelim. Biz denizden çıkartmamış oluruz. Sonra gece 12'den sonra kepçeleriz. Ve öyle yaptılar. Sonra ne oldu? Sonra Allah-u Teala dedi ki aşağılık maymunlar oldu. Bu konuda iki rivayet var. Yani gerçekten maymuna çevrildi. İkincisi de maymunlaştılar. Yani dünyevileştiler. Maymunlar çok mukallit hayvanlardı. Afrika'ya ben gittim. Afrika'da hayvan avlama teknikleri vardır. Maymunda ise maymun şurada asılıdır. Ağaçta bekliyor. Siz bir küpe bir fındık koyuyorsunuz. Yere eşiyorsunuz. Onu koyuyorsunuz. Biliyorsunuz küpün ağzı dardır. Öbür tarafı geniştir. İçine elini sokar. Maymun da oradan izliyor. Alır yer. Avcı yediğini görünce ha fındık yiyor tamam. O çekilir bir çalının arkasına saklanır. Maymun oradan aşağı iniverir hemen. Gelir elini atar. Hani bizim halk tabiriyle söyleyelim pançalar. Yani avuçlar. Avuçladıktan sonra oradan avcı çıkar. Gelir ki onu yakalamaya ağıyla. Yakalamaya gelir ama der ki dur ya ben bunu arayayım da öyle kaçayım. O gelene kadar ben kaçarım. Çekiyor ama çıkmıyor eli. Niye? Çünkü küpün ağzı dar. Elinde de dünyalık var işte. Fındık var. Çıkaramıyor bir türlü. Çıkartmaya çalışıyor, çıkaramıyor. Ve en son ağ üzerine atılıyor. İşte maymunlaşmak budur. Elindeki dünyayı bırakamamak budur. Allah-u Teala Celle Celaluhu dünyevileştirdi onları. Yani maymunlaştılar. Ve nitekim şu anda dünyayı yöneten onlardır. Siyonizmi anlatamadık. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ezan-ı Şerif okunuyor. Şunu söyleyelim. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam gelmiştir. En çok peygamber Yahudilere gelmiştir. Ama en çok nankörlük bunlar yapmışlardır. Peygamberleri öldürenler bunlardır. Peygamberleri sövenler, taşlayanlar, iftira edenler bunlardır. Bunlar yeryüzünü idare ederler. Dünyayı Amerika, İngiltere, Fransa idare etmez. Dünyayı Yahudiler idare eder. Bunun ispatını haftaya vereceğim inşallah. Ve ayetlerle vereceğim. Bakınız Rabbimiz diyor ki Bakara suresi 120. ayet-i kerimede siz onların dinlerine uymadıkça onlar sizden razı olmazlar. Ve siz onların ya dinine uyacaksınız ya da onlara hizmet edeceksiniz. Onun için de Lyons, Lotari, buna benzer kulüpler vardır. İsmini duymuşsunuzdur. Mason locaları. Buralara üye olan bizim ne yazık ki Türk vatandaşlarımız var.
bilmeden cahilane bir şekilde oraya kapılıyorlar. Belki dünyalık bir iki makam veya para için olabilir, bilemem ben. Ve kendilerini, vatanlarını bazen satabiliyorlar. Rabbim bize şu cennet mekan vatanımıza her zaman sahip çıkabilmeyi, sahip çıkıp bu vatan için canını vermiş şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin ruhlarını incitmemeyi, kemiklerini sızlatmamayı bizlere nasip eylesin. Ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için, herkes üzerine düşen görevi, ödevi yerine getirmesi için gerekli olan çalışmayı yapmak zorundadır, gayret etmek zorundadır ve bu anlamda da yapmayanları da, özellikle bölmeye çalışanları da engellemek zorundadır. Rabbim Celle Celaluhu birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat vermesin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu vatanımızı ve milletimizi ilelebet kıyamete kadar payidah eylesin inşallah. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ma selam.